Tabii mümin de nasihate açık olacak. Yani hatalı, anormal olması bir şey değil. Müslüman olabilir. Ama söz dinleyen olması lazım. Yani küstah olmaması lazım. Saygısız olmaması lazım. Züppelik yapmaması lazım. Değil mi? Nezaketiyle Kur'an ölçüsü içerisinde dinleyip yapmaya gayret edeceğim demesi gerekir. Yapmasa dahi. Ama öyle kafa tutmalar, bağırıp çağırmalar falan. Müslümanı bu çok zorlar. Yani bu yorar. Günah yani. Değil mi? Çünkü iyiliği için yapılıyor. Hayır için yapılıyor. Orada yapacağı şey tamam. Elimden geldiği kadar gayret ederim dedi mi bitti. Yapmasa dahi söz vermesi yeterli. İlla yapacaktı bir şey yok. Yapamayabilir insanlık hali ama o anda söz vermesi. Ya konuşmayı kolaylaştırmak lazım. Konuşmayı açmaza sokmak doğru değil. Ya demagojiye götürmek doğru değil. Çünkü Allah ayet ediyor insan her şeyden çok tartışmacıdır. Tartışmaya meraklı. Tartışma ne demek? Kur'an dışına çıkıp yani Kur'an'a uygun olmayan, Kur'an dışı, dolayısıyla da akıl dışı bir mantık ve zeminde konuşma yapmak. Onun için adamlar görüyorsunuz televizyonda falan konuşuyor. 6 saat konuşuyor hiçbir şey çıkmıyor. 6 saat sonucunda sıfır. Çünkü Kur'an dayandırmıyor. Yani olabilir Müslüman hata yapabilir. Hatadan korkmamak lazım. Çok büyük hata da yapabilir. Ya uyarırsın ama uyarıya delice reaksiyon vermek çok anormal. Tamam düşüneceğim dersin. Allah razı olsun yapmaya çalıştım dersin. Biter. Yani çırpınmak falan, kendini yerden yaratmak falan bunlar anormal hareketler. Bir nasihatta en güzeli Allah razı olsun tamam. Yapmaya gayret ederim demek. Direnmek çok çirkin. Müslümanı çok zora sokmuş olur karşıdaki. Ne var bu lafta ya? Mesela dersin, tamam düşüneceğim. Olabilir yani. Düşüneceğim, düzeltmeye gayret ederim dersin. Bitti. Öbür türlü akıl almaz demagoji olur. Yazık günah yani. Bir kere İslam'da vakit kıymetlidir. Vakit boşa gider. Yani değil mi? Yıpratıcı olur. Müslümanı da yormuş olursun. Kendini de yormuş olursun. Olmaz. Nasihata açık olmak lazım. Nihayet yani 2 günlük dünya imtihan oluyor. Sen de imtihan oluyorsun. Karşıdaki de imtihan oluyor. Güzel bir imtihanla imtihan oluyoruz. Ya imtihan derken işin doğrusu bak mesela batınında imtihan. Zahirinde imtihan. Batınında eğitimdeyiz. Kurs. Çünkü Allah bizim ne yaptığımızı biliyor bizi. Niye imtihan etsin ki? Yaratan o zaten. Yani sonsuz önce ne yaptığımızı biliyor. Bak sonsuz önce de ne yaptığımızı biliyor. O zaman yani bizim ne yapacağımızı Allah haşa merak ediyor. Ne yapacaklar acaba demiyor. Yapıp bitirmişiz biz zaten. Bizi eğitiyor. Bizim ne olduğumuzu kendimize göstertiyor. Bizi bize gösteriyor. Yani bizi bize sevdiriyor. Mesela biz Cafer-i Sadık'ı seviyoruz. Niye? Çile çektiği için. Mesela peygamberimizi görmedik. Ümmet cinnet geçirir görse ya peygamberimizi. Yani mesela ahirette göreceğiz. Cinnet hali oluşur. Cinnet. Acayip seviyor ümmet. Bak ki Resulullah geliyor dedim. İnsanların bir halini düşünün ya. Yer yerinden oynar. Ama Allah suhurettiğinde akıl almaz bir huşu. Yani öyle bir şey olmuyor işte orada. Yani dehşetli bir nimet, dehşetli bir zevk meydana geliyor. Yani insanların nutku tutuluyor. Yani dili dişi kilitleniyor böyle. Hemen secdeye kapanıyor. Allah diyor artık ibadet vakti bitti. Kalkın secdeden bundan sonra secde namaz yok, ibadet yok diyor. Ben sizi böyle görmeye geleceğim diyor. Geleceğim. Bundan sonra ibadet de yoktu. Her geldiğinde bir ferahlık. Gelmeden önce bir güzel koku kaplıyor etrafı. Güzel bir genç şeklinde tezahür ediyor Cenab-ı Allah. Mesela tokalaşıyor, konuşuyor, hal hatır soruyor. Sorduğunda ben Allah'ım diyor. Tabii. Allah'ın tecellisi aslında o. Zatı değil, tecellisi. Ama konuşurken ben Allah'ım diyor. Yani nihayet Allah'ın kulu şimdi. Allah onu bak mesela kötü halde yarattı. İnsan acır ona yani. Vur kafasına bir daha. Vur kafasına. Batıracağını elinden tut. Yani ne geçecek eline adam cehenneme gidince? Cehennemin dibine battığında eline ne geçecek? Çünkü Cenab-ı Allah düz mantıkla yapıyor. Yani mesela adam ahlaksızlık yaptıysa direkt koyuyor cehenneme yani. O konu bitiyor.
Yani arada bir şey yok. Allah mı kurtarabilirsiniz diyor. Sen gayret edin Kur'an'ı vesile. Ama nasihata yumuşak, halim karşılık vermek lazım. Ama nasihatı da halim yapmak lazım, halim. Yani böyle aşağılayan, eğeşen, laf sokan tarzda. Yani hani bazı mahalle hanımları vardı böyle laf sokarak falan konuşuyorlar. O zulüm o. Adamı sen delirtmiş oluyorsun. Şeytanın boyutuna çekiyorsun önce. Orada gel senden konuşalım diyorsun. Adamı şeytanın boyutuna çektiğinde adam şeytanlaşır. Şeytanın ruhaniyetini alır üstüne. Onun sonuna nasıl konuşacaksın sen? Şeytanın muannitliği üstüne gelir. Ona samimi yaklaşmak lazım. Kim olursa olsun. Yani insanların Allah diyor ya, zalim ve cahildir diyor insanlar için. Yani bak bütün insanlar için diyor Allah. Zaluma ve cehula diyor Allah. Zalim ve cahildir. Yani melek değil insanlar. Sabredilecek. Akılcı yaklaşılacak. Ve nankördür diyor Allah. Sen nankör. Ve her şeyden çok tartışmacıdır diyor Allah. Sabırsızdır diyor, acelecidir. Yani özel yaratılmış bir varlık. Onun için acıyarak yardımcı olarak kurtarmaya çalışan bir politika gerekir. Yani batırmaya çalışan değil. Ayağın yattı bir tane de ben vurayım tekmeyi dersen adam denizin dibine düşer yani. Ve sen de sorumlu olursun. Yani ta dibini boylatırsan adama, değil mi? Çünkü boğulmayacağı varsa da boğulmasına sebep olmuş. Adam zor bela yüzmeye çalışıyor. Sen kafasına vuruyorsun denizin dibine gidiyor adam. Olmaz.